Sana burada bir hakemlik görevi düşüyor. Tamam. Kabul edersen. Tabii ki ederim. Bundan 2-3 sene önce bizim dahil olduğumuz çok büyük bir trajedi yaşandı. Engin Günaydın trajedisi. Konuk mu geldi size? Bunu burada çözelim. Konuk mu geldi Engin abi size? Hayır. Hayır Sarp. Tamam çözelim ya. Hadi. Buyurun. Kendisinin eski bir şey yani teknik servisiydim eskiden kendisinin. Şu yeni halini çok bilmiyorum ama eski haliyle ilgili çok bilgiye sahip. Ben Engin Günaydın'ı tanımıyorum. Yani şahsen tanışmadık. Tanışmamıştık yani. Hala da tanıştığımız söylenemez bence. Şuradan çıkacakmış gibi. Hayır, öyle bir hazırlık yok. İnanılmaz sandıktan çıksın. İnanılmaz olmaz mı? Sen bir anlat bakalım. Ne? Girizgahını güzel biz yaptık. Biz bir arkadaşımızın doğum günü partisindeydik. Ve Meriç'te ikimiz oturuyoruz falan sohbet ediyoruz. Bir şekilde bana Don Draper'la dediğin parti değil mi bu? Evet. Bana dedi ki Don Draper gibi ol bu partide. Mad Men'deki adam evet, John. Evet. Evet yani normalde olduğum tam tersi tam oldu. Kendin olma demek istedi bana bunu. Ya yani tam olarak öyle demek istemedim. Kendinin bazı yönlerini keşfetmeyi dene bu Don partide. Don Draper'ize et onu. Bu ne kadar zor bir şey. Partide 10 dakika içinde kendimi ya tam da kaybetmeden Don Draper'ize ederek yeni bir şey deneyeceğim. Biraz cool takıl demek istedim. Evet. Yani. Peki özel bir sebebi var mıydı? Orada biri var mıydı? Şey deniyorduk. Bir şey deniyoruz hani. Ya bak. Yani sosyal deney yapıyoruz kendimizce. Ben de tabii ki bunu yapamadım. Sonra biz o zaman tanıştık. Denedin ama. Denedim biraz. Ama o anları görmeyi çok isterdim. Evet, denedin yani mi? Denemiş halim oldu. Şakalar, şiveler falan. Don Draper. Abi uzakta Engin Günaydın'ı gördük. Ben de dedim ki gel tanışalım. Çünkü çok hayran. Ben de çok hayranım. Tabii ki hepimiz. Hepimiz gibi. Dedi ki gitmeyelim. Dedim ki gel gidelim. Hiç güzel bir vibe almıyorum dedim. Kötü gidecek. Bundan sonra hikaye çok kötü gidiyor. Ben çok kötü. Kolumdan tuttum. Bunun bir de bir şeyi var böyle bir istemediği bir yere gelme ritmi var tamam mı? Ay tamam gideyim diye topukları vurarak böyle tamam mı? Ya kafası. Çünkü asla benlik bir şey değil. Yani ben gidip de ay merhaba ya hiç ya hiç benlik bir şey değil. Yani çok zorlanacağım bir sosyal bir durum. Bir şeyinden etkilendiysen yaparsın da. Hayır yani Engin Günaydın'a gidip yani bir noktada Engin Günaydın'la tanışırım, arkadaş oluruz bir şey. Evet, yani bunun bir organik hatta durumu vardır ve o ritimde tabii ki biz ama o kadar merhaba falan bu asla hayal biz ben. Biz o kadar creepy bir şey. O adam oldunuz siz. O şekilde gittik ki. Bunun yüzünden. Merhaba dedim ben ondan ay, çok sonra. Engin abi de biliyorsun böyle merhaba falan yaptı. Nasılsın abi falan dedim. Meriç sen niye öyle böyle bir yabancı da yaşlıyla konuşuyormuş gibi sesin falan. Şey müzik vardı o yüzden. Müzik var heyecanlandı. Bildiği her şey unuttu. Böyle şakalar yapmaya çalışmaya hazırlandı. Ben konuştukça Meriç böyle dönmeye başladı tamam mı? Sanki orada olduğu anlaşılmasın gibi. Böyle kafasını çevirdi. Ben ama inatla darladım ve yanına oturdum. Ay çok kötüydü Sarp çok kötü. Bak biraz karanlık gibi bir yer. Böyle işte Engin Günaydın da böyle bir sıranın en sonunda oturuyor. Ya aslında yanında oturacak yer yok. Ben böyle girdim. Sonra muhabbet açmak için dedim ki abi stand-up'a geri dönmeyi düşünüyor musun? Hayır dedi. Okey abi dedim döndüm. O kadar. Git değil mi? Hayır abi ben Meriç'i tutup bak bu da Meriç dedim. Tamam mı? Meriç galiba ağlamaya başladı o sırada. Çok kötü oldu. Ben merhaba dedim ve direkt tuvalete gittim. Sen durma ama sen bütün süreci orada bir defa Efe adına hayvan gibi utandın. Aşırı yorulmuşsundur hatta. Bedensel, ruhsal olarak çok yoruldum. Ben yani gözlerim bu anı görmez olaydı diye orada durdum. Ben haksızım değil mi bu hikayede? Tabii ki haksızsın. Nasıl yani bunu sen bu haklı olduğunu savundun mu? Ya ben biz dönem savundum. Sen şöyle düşünmüş olabilirsin belki. Sonuçta bu adam da bir komedyen bilmem ne. Yani bildiğimiz bir dünyaya sahip. Bir yerden ben onun sıkarım dünyasına ve gerçek amacımın sevgi olduğunu. Ya aslında çok iyi niyet. Tamamen pozitif bir niyet ama çok kötü yönetim, süreç yönetimi, süreç yönetimi çok kötü. Çok kötü. Yanına oturmak. Çok bence zaten climax yani utanç an. Utanç orada başlıyor. Ya çok kötü bir utanç. Ben tuvalete gittim. Merhaba dedikten sonra gittim. Geldiğimde hala adamın yanında. Hiç ve artık böyle oturuyorsun. Evet ve adam artık ya fiziksel olarak dönmüş ve yani hani ya hayatına devam etmeye çalışıyor. Bir şey söyleyeyim. Şu çok acı gelmiyor mu mesela? Şimdi bu adamı biliyoruz mesela hem yeteneğini hem komedisi bilmem nesi ama onun gözünde o yanına gelip vay Burhan filan bir oturan bir şey yaptı. Yüzlerce insanın biri gibisin yani o klasördesin. Ay başım döndü. Of çok sıkıldım. Of Allah'ım ya ay kesinlikle öyle.